Altında ilk önce şöyle söyleyeyim, yani yıla yükselişle başladı. Evet, bu da Amerika'yla İran'ın bildiğiniz gibi gerginliğinden kaynaklandı. Tabii şu anda bu gerginlik biraz yumuşadığı için altının onsunda biraz düşmeleri, dolarda da biraz belirli miktar düşmeleri gördük. Ha, bu da altın fiyatını biraz geri çekti. Yani son 4-5 senenin diyebilirim yani en yüksek seviyelere çekmişti. Ons basında tabii, TL basında. Şu anda bayağı bir fiyatlarda yumuşama tespit ediyoruz. Yani görüyoruz. Var yani. Ha, bu da ne olur? İleriye doğru baktığımız zaman genelde fiyatı Amerika ile İran ilişkileri ve Çin verilecek gibi gözüküyor. Amerika ile İran arasında gerginlik devam ettiği sürece onsta yükselmeler bekliyoruz her zaman. Ama yumuşama olduğu zaman ya da ne bileyim anlaşma falan olursa onsta biraz daha düşme olur. Ha, dolar da tabii buna nazaran bu etkenlere göre, dış stratejik olaylara göre dinleyeceğini çıkacağını zannediyoruz. Piyasaya baktığımız zaman, diğer konulara baktığımız zaman ekonomik yönünden ben bu yılın faizlerinin 2020 yılında daha da düşeceğini tahmin ediyorum. Yani bunu hükümetimiz düşürmeye çalışıyor. Yani faizler düşerse bence biraz daha piyasada hareketlenmeler olur. Ben 2020 yılında daha iyi geçeceğini tahmin ediyorum inşallah. Doğru. Aslında bizim piyasadaki vatandaşlara tedirgin ediyor. Bu tedirginlik de her zaman hayli otomatikman altına yönlendiriyor vatandaşı. Tabii halkımız da vatandaşlarımız da yatırım amaçlı altınları tavsiye ediyor. Ve tabii buna bir şey var, yüklenme var. Yani tabii yatırım araçlı altınlara bir talep var. Ama tabii o gerginlik devam etmezse normal seyirle devam eder.